yavaş babacığım ya. Ya bırak yavaşı, ben iyiyim Ayten. Bırak Ahmet balımı. Allah Allah. Günaydın. Bu kim ya? Lütfü'nün oğlu Emre. Amerika'daki. Hayda. Ahmet efendiler. Çaktırmayın, normal davranın. Yasemin sırıtma. Nermin sakın ağzından kaçırma gömlemi diye. Saçmalama sevgilim, ne alakası var? Ha, gülümseyin yeter. Hasan dede, geçmiş olsun. Sağ ol. Korkuttun bizi vallahi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hasan efendi, nasıl oldun? İyisin, iyi maşallah. İyiyim, kötü iyiyim. Gömü. Çüş. Ney? Şey, bak Ahmet efendi, bu Lütfü Junior. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Hasan dede. Şu Amerika'da hapiste olan. Burada gördüğün gibi dimdik ayakta Ayten Hanım. Görmez olaydım Nermin Hanım. Hay, Emre ben. Bak kusura bakmayın, bizim bir boğaz daha doyuracak gücümüz yok. Kimse kusura bakmasın. Ya bunlar da bayağı fantastikmiş yani. Öyle bir şey yok zaten Ayten Hanım, o konu kapandı. Biz size muhtaç değiliz artık. Tamam, fazla abartma. Ya ne abartmayacağım Nermin, yeter ya. Hasan efendi, biz gidiyoruz. Aslan oğlum bizi bu kümesten kurtarıyor artık. Öyle denir mi? Ayıp. Ya ne ayıp olacak ya? Allah'a şükürler olsun, kurtuluyoruz artık. Ha Hasan efendi, o kahveciye de söyle. Ben artık o kahvenin önünden bile geçmem. İstifa ediyorum. Yoksa biraz fazla coşmadın mı? Bırak Nermin, coşayım ya. Öyledir böyledir dedik. Hasan efendi ile Ahmet efendinin her dediğini sineye çektik. Ama artık bitti. Devran döndü. Bize de yol göründü. Hadi eyvallah. Goodbye. Lütfü. Dönersen fena pişman ederim. Beni bulursan edersin Hasan efendi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıyafetlerinizi ne yapayım Lütfü Bey? At gitsin Ayten Hanım. At gitsin. Yürü kıvırcık. Bu sefer gerçekten gittiler galiba.